Kızın kullandığı cep telefonu attı. Gürcan Karacalı adlı bir adama aitmiş. Oturma izni yoksa kendi üzerine hat alamamıştır. Bu adam kız gibi olabilir. Bakıyorum hemen kızı etiketledin. Adresini öğrenebildin mi? Hayır ama GSM operatöründen Gürcan'ın adresini tespit ettik. Tamam. Hadi gidip bulalım şu adamı. Polis. Bir şey söylersen yakarım seni. Kapıyı açar mısınız lütfen? Olga Zaporoskaya, 24 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Gürcan Karacalı'yı arıyorduk. Evde yok mu? Yok. Birkaç gündür gelmiyor eve. Elena Protko'yu tanıyor musunuz? Elena mi? Ne olmuş Elena'ya? Biz sakıncası yoksa şöyle içeride konuşabilir miyiz? Durun bir dakika. Ne oluyor komiserim ya? Kalkın. 45-25 merkez. Merkez dinlemedi. 45-25 merkez. Beyoğlu No 11 daire 1. Çok acil olay yeri inceleme ekibi istiyoruz. Çok acil. Anlaşıldı 45-25. Hemen bir ekip gönderiyoruz. Gürcan Karacalı, 35 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Ya komiserim ben bir şey yapmadım ya. Yok ya. Ne saklanıyordun lan o zaman? Ne saklanması komiserim? Siz öyle silah milah kapıya dayanınca ben de ne yapayım? Korktum yani. Söyle bakalım. Ne istedin bu kızdan? Anlamadım komiserim. Numara yapma lan bana. Tanımıyor musun bu kızı? Yani tanıyorum. Tanımaz olur muyum? Lan! Böyle taksit taksit anlatıp adamın asabını bozma. Söyle, niye öldürdün kızı? Ne öldürmesi komiserim? Benim nerede olduğundan haberim bile yok. Kardeşi gibiydi benim. Bu hayattan kurtulmak için para biriktiriyorduk. Tabii, birlikte kaçıp gidecektiniz. Yani. Ama Gürcan sizi bırakmak istemedi. Bilse bırakmazdı elbette. Kaçmak istediğinizi anlamış olmalı. Bilmiyorum ben. En son ne zaman gördünüz Elena'yı? Geçen cumartesi akşamı. Cumartesi gecesi birlikte miydiniz? Hayır, gecen geç saatlerde aradı beni, ben gidiyorum dedi. Hayırdır kızım bu saatte? Adam sizde mi yoksa? Boş ver şimdi adamı. Benim hemen gitmem lazım, tamam mı? Ne oluyor anlatsana. Nereye gidiyorsun? Soru sorma. Gitmem lazım işte. Beni merak etme, tamam mı? İyi olacağım. Elena, bir dakika. Nereye gidiyorsun? Elena. Elena. Ama çoktan telefonu kapatmıştı. Önce panikledim, sonra gitti sandım. Peki daha sonra hiç aramadınız mı kendisini? Aradım ama ulaşamadım. Peki cumartesi gecesi nereye gittiğini biliyor musunuz? Demir Pekdoğan'ın evine. Ben ne bileyim komiserim, niye gitti oraya ya? Sen göndermedin mi lan kızı oraya? Yok komiserim, ben niye göndereyim? Bak yalan atma, yalan atma. Çizerim. Ne yalanı komiserim, neyse anlatıyoruz işte burada. Yeter lan. Bir ton sabıkan var. Biz ne iş yaptığını bilmiyor muyuz oğlum senin sanki? Komiserim, ben o işleri bıraktım. Senin ne yaptığın benim umurumda bile değil lan. Ama sabrımı zorluyorsun ona göre. Eğer bu kızı sen öldürdüysen... Bugün elimden kaçıp kurtulmadığına pişman olacaksın. Yemin ediyorum bilmiyorum komiserim. Tamam. Cumartesi gecesi Demir Bey'in birkaç kıza ihtiyacı varmış. Da işte Suat aradı beni. Eskort istedi. Öyle değil mi? Evet. Kim bu Suat? Demir Bey'in koruması. Bütün özel işlerini o halleder. E'si, pazara öğlen Elena'ya eve gelmeyince aradım Elena'yı. Ulaşamayınca da baktım olmadı, Suat'ı aradım. abi saat kaç oldu daha dönmedi eve de merak ettim. Kimmiş bu Emrah, biliyor musun? Bilmiyorum komiserim.
Herhalde Demir Bey'in yakın bir arkadaşıdır diye düşündüm. Oğlum Suat'ı arayıp sormadın mı sonra bir daha? Yok be komiserim. Böyle adamlar zırt pırt aranmaya gelir mi? Oh ne hala tabii. Kız sağlam yere kapak attı. Biz de kaymağını yeriz diye düşündün. Değil mi? Kelepçedeki kan Olga'ya ait olabilir mi dersiniz? Gürcan'la ortak mı yaptılar diyorsun? Olamaz mı? İyi de neden? Belki de kız oyun bozanlık yapmıştır. Belki de kız gerçekten kaçmıştır ve Gürcan da onu yakalamıştır. Olga da istemeden de olsa dahil olmuştur. Şu telefon kayıtlarını bir kontrol ettir bakalım. Elena gerçekten aramış mı Olga'yı? Tamam. Demir Pekdoğan'ı almıyor muyuz sorguya? Önce şu villa için savcılıktan izin işlemlerini halletmek lazım. Eğer gerçekten bu işte parmakları varsa durup dururken delilleri yok ettirmeyelim adamları. Anladım başkomiserim. Hadi. Arama iznini alan başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, soluğu Demir Pekdoğan'ın evinde aldılar. Demir Bey, beyefendiler sizi görmek istiyor. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Demir Pekdoğan, 42 yaşında, iş adamı. Cinayet masasından başkomiser Orhan, yardımcım komiser Selim. Biraz konuşabilir miyiz? Bir sorun mu var komiserim? İçeride konuşsak daha iyi olacak. Tabii buyurun. Çalışma odama geçelim. Buyurun böyle lütfen. Ne ikram edebilirim size? Su, sadece su. Siz? Ben de su alayım. Bana da su ver. Tabii efendim. Evet, sizi dinliyorum. Bu kızı tanıyor musunuz? Evet. Yanılmıyorsam Elena'ydı adı. Ne oldu, yoksa başına bir şey mi geldi? Cumartesi gecesi buradaymış galiba. Evet. Birkaç arkadaş toplandık, eğlendik beraber. Tabii. Rus kızları da çağırmayı ihmal etmemişsiniz eve. Sorun nedir başkomiserim? Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Bize o gece neler olduğunu anlatabilir misiniz? Söylediğim gibi. Gece geç saatlere kadar birlikte eğlendik.